siz bir gece yarısı yıkın biz de görmemiş olalım derse ve bu ülkenin Adalet Bakanı da Bakanlar Kurulu toplantısında, Bakanlar Kurulu yok ama Bakanlar kabine toplantısında onu uyarma yerine kamuoyu önünde yani işte bu doğru bir şey değil diye kamuoyuna şikayet ederse, bir Anayasa Mahkemesi başkanının çıkıp Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ni ihanetle suçlayan bir koalisyon ortağına karşı kamuoyu nezdinde cevap verme zorunda hissediyorsa o yargı sorunsuz. Bu bir yargıda ve düzeltilmesi gerekir. Şimdi ben az önce Bülent Bey'e sordum ama cevabı kaçırdım. Cumhurbaşkanı mecliste mi seçiliyor, halk mı seçiliyor? Buna bir cümle söyleyin, sonra size temel soruya gireceğim. Bunu ben... Pardon. Estağfurullah. Yok. Bakın dünyada bu konuda farklı örnekler var. Cumhurbaşkanını halkın da seçtiği, meclisin de seçtiği örnekler var. Parlamenter demokrasilerin ideali Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi. Ancak mesela Avusturya örneğinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı halk tarafından da seçilebilir. İşin esası, özü Cumhurbaşkanının görev ve yetkileridir. Biz de Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri üzerinde durduk. İşin esası üzerinde durduk. Seçim usulü konusu tartışılabilecek bir konu. Şu anki gündem değil. Somut geleceğim yer orasıydı. Evet. Peki Cumhurbaşkanı ne yapacak? O kadar mı? Yani hiçbir imza yetkisi yok mu? Olmayacak mı? Şimdi daha bayağı da vaktimiz var. Dikkat ederseniz birisi cümlenin yarısını konuştuğu zaman diğerini devamını getirebiliyor. Evet. O kadar sonuç itibariyle hemhal olmuşuz. Evet. Meselelerinde aslında çünkü... ben size bırakabilirim. Evet, yani meselelerimizi... Çünkü kendi toplantı disiplininize hakimsiniz. Çünkü meselelerimizi o yoğunlukta çalışıyoruz. O detayda çalışıyoruz. O sebepten dolayı da böyle... sonuçta hani ben yarasını söylüyorum. Bir de birbirinize kırılmıyorsunuz. Sen devam et, sen bak devamını getir falan. Bunlar ve mesafe alabiliyoruz. Şimdiye kadar biraz sistematize etmek adına. Tamam. Şimdiye kadar biz 58 madde üzerinde uzlaştık. 58 madde. 58 madde üzerinde uzlaştık. Başlıklar olarak. Yani. İşte bu gecenin şeyi bu. Anayasa maddesi değil. Yani bunlar şimdi sonuçta hani kamuoyu ilgilendiği için söylüyorum. Sonuçta 58 başlıkta. 58 başlıkta. 58 başlığı. Yani biz belki 65 başlık falan görüşmüşüzdür ama bazı başlıkları birleştirdik. Bazı başlıklara gerek yok dedik. Sonuçta ama tam bir mutabakat içerisinde süreci yönettiğimiz için 58 başlık üzerinde onu detaylandırdık. Onunla ilgili somut olarak ortak ilkelerimizi belirledik. Sözünüzü kesmeyeyim ama mesela toplam öngörmenizin mümkün olmadığını düşünüyorum, biliyorum. Yani 150 madde var, 58'inde... Yok, ben size söyleyeyim. Öngörümüz 3 aşağı 5 yukarı sonuçta ortada. Çünkü tam anlaşılacak o zaman. Yani şöyle, bundan sonraki süreçte aşağı yukarı 15-20 madde daha görüşeceğiz. He. 15-20 maddede de 75, sonuçta önümüzdeki biter. Takvim belli. Biz yola çıkarken ilk yaptığımız toplantıda, sonuçta biz hani şu 5-7 falan deniliyor ya, bu işin formel süreci. Biz ondan önce de yoğun bir biçimde çalışıyorduk. Çalışıyorduk. Aylarca sonuç itibariyle sadece birlikte altılı birliktelik şeklinde Zoom'lar değil de birebir çalışıyorduk. Yani birebir çalışıyorduk. Dolayısıyla aynı zamanda bütün partilerin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmalarını analiz ettik, değerlendirdik. Mutabakat potansiyelini detaylı olarak ortaya koyduk. Önce birbirinizden koyduk. Metinleri Elbette aldınız. Bunları karşılaştırdık. Excel. Baktık ki biz çok ileri düzeyde bir mutabakat sağlayabilecek bir potansiyele sahibiz. Aklın yolu birdir. Yani neticede sonuçta insanlığın ortak öğretisi bu. Yani biz parlamenter sistemi yeni keşfetmiyoruz. Ancak ülkemizde geçmişte parlamenter sistem adı altında uygulamalar var. Bu uygulamalar iyi uygulamalar değil. Parlamenter sistemin adını da maalesef biraz... kirleten kelimesini kullanmak istemedim ama biraz sonuç itibariyle yıpratan itibarsızlaştıran belki yaklaşım biçimleri. Biz bir de şu var, bakın biz şu anda ben GPS diyorum, bizim konumlama sistemimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistem derken bu artık markalaşmış bir isim oldu. Burada sadece parlamenter sistemin kendisinin güçlendirilmesinden bahsetmiyoruz. Demokrasinin de güçlendirilmesinden bahsediyoruz. Özgürlük hukuk de. Devletinin güçlendirilmesinden bahsediyoruz. Tabii. Temel hakların gerçek anlamda güçlendirilmesinden bahsediyoruz. Ve biz görüştüğümüzde mesela üst başlıklar, temel üst başlıklar, biz yasamayı görüştük, yargıyı görüştük, yürütmeyi görüştük, bunların detaylarını görüştük ama bununla yetinmedik. Aynı zamanda siyasi partiler kanunu nasıl olması gerektiğiyle ilgili de temel ilkeleri görüştük. Onları da soracağım. Onunla da yetinmedik. Seçim kanunu. Seçim kanunuyla ilgili temel ilkeleri de görüştük ve onunla ilgili de somut saptamalarda bulunduk. Onunla da yetinmedik. Bundan sonra siyasi etik kanunu görüşeceğiz. Siyasi etik kanunu bizim için önemli gündem maddesi. Fakat onunla da yetinmeyeceğiz. Siyaset, finansmanı. Demokratik toplumun temel esaslarını görüştüreceğiz.
fikir özgürlüğünün, basın özgürlüğünü göreceğiz. Toplanma özgürlüğü, bugün olmayan özgürlüklerden bahsediyorum. Fiilen bugün ülkemizde gerçekten olmayan özgürlüklerden bahsediyorum. Toplantı, gösteri, onun ötesinde medya. Şimdi kadın erkek eşitliği konusunu göreceğiz. Hani şimdi bu konuyla ilgili eleştiriler var ya, bu eleştirileri elbette biz sahiplenmemiz gerekiyor, ciddiye almamız gerekiyor. Fakat sonuçta biz bu konuyla ilgili demokratik toplumun temel esaslarından birisinde kadın erkek eşitliğini olduğunu bilen, zaten bütün partilerin de bu konuyla ilgili kendi çalışmalarında çok ayrıntılı, detaylı saptamaların olduğu bir çalışmalar. Kadın kotası yoksa gibi şeyler düşünülüyor mu? Şimdi bunlar detayına gireceğiz. Şimdi bu ama girin, ilgili şu an girin, orada, oraya geldik. Oradan onu söyleyin. Onu, yani onu, var kadınların siyasette daha fazla efendim şey yapmaları, yer alması, yer alması, kadınların partilerde her türlü aktif olması, kadının toplumda ve görev her türlü şeyde yer alması, yani her bürokraside ve bütün alanlarda daha fazla yer alması, eğitim hakkı, istihdam hakkı, eşit, bütün bunları hep beraber konuşuyoruz. Ama daha o konuya gelmediğimiz için şu anda bir şey yazılmış detaylandı. Yazılmış bir şeyimiz yok. Konuşacağız. Biz şimdiye kadar hani konuştuğumuz, kararlaştırdığımız şeylerle ilgili size böyle hani seri halde hep söylüyoruz. Şunları, yani şunları, çok iyi ediyorsunuz çünkü amaç neydi zaten? Siz bir salonda toplanıyorsunuz, işte gazeteciler öğrenebildiğini kadarını yazıyordu. Onun için hani şunu demek istedim. Yani meseleyi sadece parlamenter sistem şeklinde düşünmemek gerekiyor. Bu gerçekten artık markalaşmış bir biçimde güçlü demokrasi ve bir konumlama sistemi. Nasıl GPS diyorlar ya. Hı-hı. Global Positioning System. Bizimki de sonuç itibariyle bir konumlama. Bizim konumlama sistemimiz hukukun üstünlüğünü esas alan özgürlükçü demokratik devletin çerçevesi ne olmalı? Tamam. Bunun detayları ne olmalı? Şimdi burada Cumhurbaşkanının hiçbir yetkisi yok mu? Biz şu Cumhurbaşkanı nasıl konumlandırdığınıza bağlı. Orada tamam. Meseleye yaklaşımınıza, temel felsefenize bağlı. Mesele sistemde boşluk bırakmamak. Mesele şunun yetkisi daha fazla, bunun yetkisi daha az meselesi değil. Mesele birbiriyle hemhal olan, denge birbiriyle tamamlamış, bütünlemiş denge denetim mekanizmalarını güçlü bir biçimde kuran, bu noktada da Cumhurbaşkanı'nda yerini belirlemiş olan, bakanlar, kolektif organ olarak Bakanlar Kurulu'nda yerini belirlemiş olan, meclisinde ve yargında yerini belirlemiş olan ve birbirleriyle örtüşen bir sistem inşa etmek. Bizim derdimiz buydu ve bunu yaparken de geçmişten ders alalım, sadece son birkaç yıldan değil, ondan önceki olumsuz ve olumlu tecrübelerden de ders alalım, ona göre yola çıkalım dedik ki bizim çalışmamız bunu yaptı. Burada şunu ifade etmek istiyorum, bakın. Yürütmeden biz geçmişte iki başlı bir yürütme vardı. Bu yürütme devamlı birbiriyle kavgalıydı. İki başlı yürütmenin de farklı icraî sorumlulukları vardı. Siz demin sordunuz ya, bizim temel, yani yola çıkmamızın temel felsefesindeki Cumhurbaşkanını konumlandırmamız, Cumhurbaşkanının icraî yetkisi yok. Cumhurbaşkanı yürütmenin ortağı olmaktan birliğini çıkarıyorsunuz. Efendim? Yürütmenin ortağı olmaktan çıkarıyorsunuz. Yürütmenin bazı konularla ilgili Cumhurbaşkanı'nın devletin başı ve hakem rolü olma pozisyonları elbette var. Olağanüstü şartlarda bunu dikkate almak gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı o anlamda tamamen, bakın, yetkisiz demiyoruz biz. İcraî yetkilerden tamamen arındırılmış bir biçimde. Bu icraî yetkileri de Bakanlar Kurulu'na, sadece Başbakan'a değil, Bakanlar Kurulu'na kolektif organ olarak bir kolektif sorumluluk şeklinde veriyoruz. Ve Cumhurbaşkanı'nı nasıl konumlandırmışız? Devletin başı sıfatıyla sorumsuz ve temsili görev ve yetkilerle donatıyoruz Cumhurbaşkanı'nı. Tek onun imzayla için, yapabildiği atamalar olacak bunu mı? Bunu da ayrıntılı olarak görüştük. Tek imzayla icraî yetkisi olmayacak. Tek imzayla görev yapacağı yerler anayasada ayrıntılı olarak belirlenmiş olacak. Anayasada ayrıntılı olarak belirlenmemiş herhangi bir yetkiyi Cumhurbaşkanı kullanmayacak. Ama mesela var, Cumhurbaşkanı teşkilatı ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili yetkilendirilmesi gereken hususlar olabilir. Başka hususlar da olabilir. Bunları ayrıntılı olarak görüşeceğiz. Ama bakın, eskiden, şimdi bu şeyde, şu anki sistemsizlik öncesinde Cumhurbaşkanı'nın ciddi yetkileri vardı. İcraî yetkileri vardı. Bu icraî yetkilerin, biz sonuçta mesela yargı atamaları vardı hatırlarsanız. Bunlarla ilgili, bunları ayrıntılı olarak görüştük. Yürütmeyle ilgileri geri gönderme yetkisi vardı. Onu şu anda geri gönderme yetkisini tekrar Cumhurbaşkanı makamına verdik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın kanunları, meclisten çıkan kanunları Anayasa Mahkemesi'ne götürme yetkisini verdik. Orada denge denetim mekanizmalarından bahsediyoruz ya. Hı. Bu hususlar önemli. Yani gene Anayasa Mahkemesi'ne götürebilecek, onaylamak zorunda değil.
Elbette şunu söylüyorum. Şöyle, tabii yani Anayasa Mahkemesi'ne de gönderebilecek. Şu anda olduğu gibi veto hakkına sahip değil. Geri gönderme yetkisine sahip olacak durumunda da önceki çoğunlukla kanun nasıl kabul edilmişse yine aynı çoğunlukla kanun kabul edilebilecek. Yani Cumhurbaşkanı'nın özel bir yetkisi meclisin yasama yetkisini zora sokabilecek, sınırlandırabilecek bir yetkisi olmayacak. Peki Ayhan Sefer Üstün Gelecek Partisi meclisten aynı çoğunlukla çıktığında onaylamak ve halk oyuna sunma gibi mekanizmalar vardı. O mekanizma devam edecek mi? Ne öngörülüyor şu andaki çalışmanızda? Şunu ifade edeyim. Yani zaten her şey biraz netleşsin diye bu kadar somut, detaylı şeylere geliyorum. Yani oraya geçeceğiz ama şunu ifade edeyim.